Dünya gündemindeki gelişmelerle devam ediyoruz. Erbil'de düzenlenecek Kürt konferansının tarihi belli oldu. Kürt konferansı hazırlık komitesi konferansın 19 Ağustos'a başlayıp 3 gün sürmesine karar verdi. Konferansa Türkiye, Irak, Suriye ve İran'dan Kürt siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra PKK'nın bu ülkelerdeki kolları da katılacak. Toplantıya AKP hükümeti de davetli. İran ve Suriye kredide anlaştı. İran, Suriye'ye uzun vadeli ödemeyle petrol alabilmesi için 3.6 milyar dolarlık kredi verdi. Anlaşmaya göre İran, Suriye'deki yatırımlarda hisse sahibi olabilecek. Beklenen oldu, Amerika'nın arabuluculuğunda düzenlenen İsrail-Filistin görüşmelerinde somut bir gelişme yaşanmadı. Washington'da bir araya gelen delegeler, 2 hafta içinde bir toplantı daha gerçekleştirmek üzere sözleşti. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, tarafların 9 ay içinde nihai bir sonuca varmayı planladığını söyledi. Müslüman kardeşler Libya'da da protesto edildi. Şiddet olaylarına karşı sokağa inen eylemciler, koalisyona da Müslüman kardeşlere de hayır sloganları attı. Katar Emiri Şeyh Tamim, Suriye'deki muhaliflerin koalisyonunun başkanı Ahmet El Jarba ile Doha'da görüştü. Tamim, muhalefeti desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'na ait yazışmaları yayınlayan WikiLeaks'e belge sızdırmakla suçlanan Eric Bradley Manning davasında karar açıklandı. 25 yaşındaki Amerikan askeri düşmana yardım iddiasından aklandı. Manning, casusluk suçlamasındansa suçlu bulundu. Manning hakkında 128 yıla kadar hapis cezası verilebileceği öngörülüyor.